K'sından beklediğim de buydu. Tabii ki siz bir yere gidildiğinizde ooo Candaş abi hoş geldin deyip böyle elini sıvazlayan bir patron istersiniz. Yeni yerler keşfetmek hiç istemezsiniz. Hiç alakası yok. Ben her zaman yeni yerler keşfetmekten yanayım. En son bir şey soracağım sana. Müdavimi olduğun bir yer var mı? Yok. Var. Ne? Var. Burası. Hayır. Ne? Müdavimi olduğun bir yer var mı yok mu? Oturduğun muhitte olabilir. Yok. Var mı? Sen bir kere Marmara Adası müdavimisin. Ne alakası var? Amirim bölgesel müdavim. Bölgesel müdavim Allah Allah. Sen de Bozcu adam. İstanbul'un müdavimiyiz şu an. Biz mesela burada yaşıyoruz. Oğlum biz burada yaşıyoruz. O manada değil. O manada değil. O manada değil. Konuyu açmama müsaade et. Mesela bir müdavim bir mekana girdiği zaman Cemil'cim her zamankinden der. Bu müdavimdir. Cemil adam bilir. Der ki İsmail abi yine ıhlamur içiyor. Bu müdavimliktir. İşte ben buna tamamen karşıyım. Ben gideceğim. Adam beni hiç tanımayacak. Keşke hiç tanımasa daha iyi. Ver benim ıhlamurumu. Ben içeyim gideyim. Sonra başka bir mekan arayayım. Ama kendini böyle daha güvende hissetmiyor musun? Bildiğin, tanıdığın insanlarla bir arada yediğin, içtiğin zaman. Doğru. Evet. Müdavim olunan yere gitmek her zaman daha iyidir arkadaşlar. Öyle bilmediğin yerlere girip kese yapılmaya gerek yok. Bildiğin yere gidersin. En azından bildiğin insan seni şey yapar. Söğüşler. Dersin ki ulan Nevzat yine bize yasladı. İsmail senin müdavim olduğun bir yer var mı? Var. Semt kahvesi. Dedin ya yok. Daha önceki programlarda. Yani meyhane var. Öyle mi? Hep aynı meyhaneye mi gider? Aşağı yukarı. Nerede Cumhuriyet meyhanesi var. Yok abi Cumhuriyet Beyaz kalmadı zaten değişti orası kapandı ya. Mı? Nasıl? Ay değişti. Kapandı mı orası? Adı başka bir şey. 29 Ekim oldu adı. Başka bir şey oldu. Evet evet. Yani... Gerçekten öyle ya. Fazla gidememiş. Yani hani... yanlış bilmiyorsam özür dilerim. Ya da Cumhuriyet meyhanesinin yanında Cumhuriyet İşkembecisi vardır. Evet. Herkes bilir. Evet. Geçen onun önünden geçtim. 29 Ekim gibi bir şey olmuş. Yani gidenler şaşırmasınlar. Gene yaklaşık olarak aynı şey olsun diye. Tamam orası değil. Öyle bir şey olmuş galiba. Müdavim olduğun yer orası değil. Bekar adı vermeyeyim de yani. Ver ya. Arkadaşın değil mi oğlum? Müdavimse ver. Faydamız olur. Arkadaşım. Arkadaşım evet ama yani. Ya şimdi mesela. Arkadaşın diye abi nasıl köyde, gizemli bir müdavimlik ya? Söylesene. Değil hayır. Tanıtım diye söyledi. Yap sonra. Abi. Hayır Kadıköy'de. Gittiğim meyhaneler aşağı yukarı sabit. Ya. Mesela bugün buraya gelmezden önce bir yere gittim. Ya çok güzelmiş dedim. Muhtemelen giderim. Yine meyhane. Bir dakika bir dakika. Geldim buraya. Biz burada seni beklerken sen meyhanede mi? Bir görüşme için gittim. Görüşme için. Meyhanede mi görüştün? Ya kebapçıda görüştüm de gündüz gözü. Yani sonuçta orada bir sohbet ettim ama işte güzelmiş. Bende biraz şey var. Yani zannedersem yeni yer arayıp bulma tembelliği var. Bir tembellik yani bu. Yani gitmek istiyorum ama orayı arayıp bulacak takati kendime göremiyorum. Evet. Gökhan sence nasıl? Bu sende nasıl bu durum? Abi ben sürekli müdavimim. Yani bir yeri bulup beğendiğim an senelerce orası kapanana kadar sadece oraya veririm. Bu iyi bir şey değil ki ya. Ben değiştiriyorum abi. Ben fikrimi değiştiriyorum. Zeybek. Ama senin Sakar Zeybek'le bir alakan yok. Sen koşu yolunda... Kim, sen koşu yolundaki Sakar Zeybek'i hesapları Candaş ödüyor diye gidiyorsun. Müdavimliğin senin odur ya. Candaş bende hiç gelmiyor bile Sakar Zeybek. Ben oraya gitmem. Gelme peki bir şey söyleyeceğim. Müdavimlikle. İban gönderiyor. İban. Bir şey söyleyeceğim. Müdavimlikte gerçekten hesabın bir etkisi var mı? Var. Çok ha. Var hem de. Öyle mi? Yani ya. Lezzet, tat, ortamın güzelliği, atmosfer değil. Bir kere zaten lezzet ve tat ve atmosfer yüzünden müdavim olunur. Önce. Ama demin hesap yüzünden dedin. Ben hesap yüzünden demedim. Onu İsmail söyledi. Paracı olan o. Benim hiç hesapla alakam yok. Öyle mi? Dedim ki onun gitti, o oraya gitmesinin sebebi parayı Candaş'ın ödemesi. Doğru. Siz çünkü bir şey olarak ki kavimler göçü gibi gezdiğiniz evet. için. Ama ben şimdi Gökhan'ın koşu yoluna bir mekanın müdavimi olmasının mekanla alakası yok. Koşu yolunun alakası var. Ha. Oradaki yakın Sakar Zeybek'teki Bülbülcü Necati olsa mesela onun da müdavimi olur. Bir sürü mekan için. Yani adamın aslında hiçbir gustosu yok. Bir gustodan kaynaklanmıyor. Abi bir kere bir müdavimi yani müdavimi olduğun yere göre de değişir. Mahalle kahvesi mi, meyhane mi? Ama bunların hepsi için yani bu şeyi sürdürebilmenin maddi imkanı yok yani. Hı. Abi her akşam akşamcı olabileceğim kadar paran yok ki senin. Nereye gidiyorsun? Haftada bir git. Haftada bir de müdavimlik oluyor mu ama oluyor. Her gün yani, gideceksin. Eski ağırlığın kalmayabilir mekanda. Daha çok giden daha ağır. Ya şimdi abi daha çok giden var. Daha çok parayı veren var. Bak pinti gelmiyor falan diyorlar sonra. Ama
Oluyor öyle bir bence şey. Bence haftada bir, hatta bir şey ayda bir gitmek bile bazen müdavim abi, olmaya yeter. Abi şeyinden aşınır yani. Mesela ben müdavimim ve aynı masada oturmak isterim. Nerede kararında oturuyorsun? O öyle bir hafta boyunca. Bütün meyhane bir hafta boyunca senin oturacağın bir akşamı böyle kıçı kırık yarım peynir tabağını 35 rakını mı bekleyecek yani? Ben mesela şeyin müdavimiyim. Bak bir dakika. Sen geleceğim diye ararsın. Benim masayı hazır tutun. Geliyorum çocuklar. Bir saate kadar dersin. Bir dakika, müdavimlikte hep aynı masada oturmak da var mı? Var. Ben o zaman tamam. Aynı masa, aynı garson, aynı yemek. Aynı garsonu biz. Bozcaada Battı Balık Restoranı. Senin sorunun. Aynı tamam garson olma. Ben atmosferi arıyorum. Ben Battı Balığı müdavimiyim. Masam var. Evet. Hep aynı masaya oturuyorum. 15 yıldır. Biliyorum. Ama masada olmak zorunda biliyorum, değil mi? Hesap ödemediğin için. Bir de sizde tavlada yenilmek de var mesela. O ritüeli de koymuşsunuz içine. Tabii beni de böyle ısmarlayan olsa ben de Battı Balık yan geldi bilmem ne oralara giderim. Peki Gökhan, sana bir şey soracağım. Hadi Kore'ye sorayım. Sana sormayayım. Değişiklik olsun. Değiştir abi. Kore, sen bir yere gittiğin zaman tavsiye eder misin? Mesela abi git. Kesinlikle abi, çok iyi. Ben tavsiye etmem. Hayran olacaksın. Eşrafımı da beraber götürürüm. Yemeğe, içmeye beraber devam edeceğim. Kore'nin yalnız şöyle bir sen şey tek var. Başına keşfetmezsin yani. Hayatta Kore'nin asla önerdiği yeme içme yere gitme abi. Öyle abi, mi? Marjinal'e kadar bir tane yok. Yani abi şuranın kahvaltısı çok güzel diye götürürsün, kahvaltı aç kalkarsın. Yiyecek hiçbir şey bulamazsın. Abi, Allah Allah. Böyle bir ünün mü var lan senin? Var. Nasıl olduysa öyle bir şey gelişmiş. Yiyecek de çok zayıf. Bir tane örnekle oldu. Ama mesela müdavi... Abi bir dakika. Müdavi yere götürür. İlle yiyecek içecekle mi oluyor? Mesela Koray bizi öyle bir yere götürür ki müthiş bir manzarası vardır. Sen her hafta orada oturup mesela bir manzarayı seyretmek için gidersen oranın müdavimi olursun. Hayatında manzara seyretmek için bir yere gitmek kadar saçma bir şey duymadım. Doğru. Evet, gerek yok. Ben de Can'da şakatılı. Manzara seyretmek için. Abi Moda Aile Çay Bahçesi diye bir yer var biliyor musun? Nerede? Moda Aile Çay Bahçesi. Yok, Moda'ya çıkmadım. Evet. 35 yıldır istikrarlı kötü çay yapıyorlar. Fakat muhteşem manzaralar. Buraları atalım. Mı? Hayır atmayın. Ha, bir de bardakları da yiyin. Belki gider mi deriz, yüz göz olmayalım ya. Yani der, izliyor insanlar programı. Neresi kötü bu çayın? Bak çay kötü bir... Sen de ne söyle, ileri geri konuşmasın derler sonra. Burayı kesin atın. Bir şey söyleyeceğim. Çay... Yani candaşın itirazı olmadı. Bilmiyorum, kesmeye gerek var. Adamın o hususta, o uzmanlıkta bir iddiası olabilir yani. Benim sadece çayla ilgili bir itirazım olacak. Yani. Yalnız candaş, sen de ilginç... bir şey keşfettim ben. Sen nereye gidersen git orayı bir önce, ilk önce bir beğenmiyorsun. Kesin. Mesela evet, Bozcaada'daki kesin köfteciyi de bitirdin. Neler söyledin adama? Yani belki de adam kimseye kırgın değil diye. Bak bak abi. Bozcaada'da geçen yaz gittiği yere bir sonraki yaz gitmiyor zaten. Ha, küsüyor. Her yaz başka bir mekana dadanıyor. Dadanmak demeyelim de onu biz yeni bir yer, yeni bir arayış diyelim. Ben gittiğim yere değer katıyorum, kusura bakma, sizin gibi değilim. Abi geçen... Siz kim ya? Sen. Ya ben İsmail. Bir yere gitmiyorum ki ne değer katacağım. Zaten müessese ben gidince değer kazanıyorsa yandı orası. Olur mu öyle şey? Müessese o müesseseye gelen kıymetli müşteriyle değer kazanır. Evet, cevabını alamadım. Bir yere gittin. Bir yere gittiniz arkadaşlar. Abi mutlaka git, hastası olursun der misiniz? Ben yemeği... Yoksa ben de beraber geleyim mi? Mesela ben Instagram'da paylaşıyorum onu. He. Yani işte geçen Rize'ye gittim. Çok güzel bir, daima gittiğim bir lokanta ama. Rize'de halen daha çarşıda yemek yeme adeti var. Rize'nin de böyle bir karışık yemek diye bir adeti var. Normalde dışarıda görsem lan böyle yemek mi olur dersin. Her yemekten bir parça. Ne oluyor ya? Abi karışık yemek ben Rize'de gördüm. Başka bir yerde görmedim. Gördüyseniz karışık belki ben yanılıyorum. Bulgaristan'da da var öyle ya bir çok şey. İstanbul'da böyle karışık yemek görmedim. Böyle bir tabağın içinde bütün yemekler var. Kuru fasulye, pilav, köfte, et, cacık, döner, ondan bir kompozisyon yapıyorlar. Aşçı yani, tabağı denir ona normalde. Aşçı tabağı değil abi. Aşçı tabağı denir. Senin bahsettiğin o pilav, nohut, tavuk, et, tiftiklenmiş et falan filan, yoğurt, cacık bilmem ne denir ona aşçı tabağı. O an servis edilir. O restoranda o an servisi hazır. Kuru fasulyeden etli sarmaya. Ne varsa onlardan birer kepçe, Karadeniz'e mahsus bir tabak hazırlıyor. Bağırsakları bozarız kanka. Çok güzel. Mesela... Bağırsakları bozmak mı güzel? Ya dur ya. Ya çok güzel bir yemek yani. Tamam. Gidince ben yiyorum mesela. Gidince evet, yiyorum. Onun üzerine bir de turbo veriyorlar. Turboyu biliyor musunuz? Yok. Turbo abi... Müsil. Sütlacın üzerine kadayıf. İyice yani böyle hani otobüsle yolculuk edeceksen başın belaya giriyor. Alt mesajı aldım ama.
Mesajı bile ne kadar güçlü değil mi? Mesajı bile ne kadar güçlü. Mesela... Sütlacın üstüne kadayıf mı koyuyorlar? Evet, bu turbo. Sen hesabı. Yani turbo sen niye turbo diyorlar? Ya niye olabilir sence yani? Dolayısıyla şimdi ben gittim orada, paylaşıyorum. Yani fotoğrafını paylaşıyorum. Evet. Hoşuma gidiyor böyle gittiğim tamam, yerlere. Çok iyi. Ben söylerim mesela, illa buraya git, illa buraya git. Ben asla demem. İsmail, bize İstanbul'da çok sevdiğin ama böyle endüstriyel marka olmayan hani... ...senin bildiğin bir tane lokanta önerir misin? Var, evet. Şeyde, güleceksiniz tabii. Nusret desene bize. Yok değil. Galatasaray'da, Galatasaray'da bir Karadeniz lokantası. Yani sokak arasında. Adı ne? Lazca bir isim var. Şimdi adını getiremiyorum. Nereye? Aklıma getiremiyorum yani. Hı. Lazca bir adı var. İstanbul, bir gün yani yemek yemeye çıktığımda mutlaka oraya gidiyorum. Fasulye baksana, değil değil mi? Fasulye değil. Fasulye değil, hayır. Fasulye değil. Yani fasulye mi? Fasulye, şu anda Lazca aklıma mı gelir? Lazca bir ismi var. Fasulye. Fasulye değil. Karadeniz usulü kuru fasulye yapıyor. Gitmedin mi hiç? Hiç gitmedim. Mesela tarihi... Hayvore olabilir mi? Hayvore mesela. Bu şeyin yanında mı hemen? Galatasaray hamamına giderken sağda. Tamam, aşağıda. Yani orada tamam, küçük bir ara sokakta çok sevdiğim bir yer. Turbo. İkincisi mesela şey... Tamam. Sahibini tanımıyorum. Turbo, hamam. Sahibini tanımıyorum ama tarih... sık kuru fasulyeyiz. Oraya gidiyor. Yok beyim. Bağlantıyı güzel kurmuşlar ama. Peki... Bir şey soracağım. Ben bir şey sorabilir miyim? Rize'deki o turbo dediğin restoranın yakınlarında hamam var mı? Rize'de hamam yok. Nasıl? Rize'de hamam yok mu? Vardır da ben hiç görmedim yani. Herkesin evi var, barkı var. Burada yok mu? O hamam mı hamam? Hamamla ne alakası var abi? Şimdi anlıyoruz, İstanbul'da mesela hamam olan şehirlerde insanların evi barkı yok demek ki o zaman. Hayır. O ayrı bir davadan hamama niye ihtiyaç duydun onu anlamadım. Turbo. Yani... Ne yani? Eve mi turbo? Ben size bir resim... Sadece kendinizin anladığı esprileri niye yapıyorsunuz? İnsanlar da anlasın. Yani elemek istiyordunuz ya. İnsanlar anlıyordur. Merak ediyorum. Anlamıyorum ya. Candan sen asla ve asla yeniliğe açık değilsin. Yeniliğe kendini kapatmışsın. Küçük bir çevre edinmişsin. 1, 2, 3, 4, 5 kişilik, 6 kişilik küçük bir çevrede yaşamaya mahkumsun. Şu alt gözlüğünü çıkar. Yeni yeni bir sürü şeyler var. Abi gittiği hiçbir yere Candaş abi ilk başta sen tavsiye ettiysen ona asla sıcak yaklaşmıyor. Evet. Önce eksilerden başlıyor. Geçen evet, gittik aynı bir yere ben oturduk. Tamamen katılıyorum. Ama bir kere benimsedi mi sürekli orada. Hep. Ya bir adam abi bir kaç tane mekanın müdavimi olabilir ya? Çok iyi. Üç abi, tane mekanı. Bir kahve içmek için bir yere gidersin. Bir abi, yemek için bir yere gidersin. Bu ama nerede yaşadığınla ilgili. Mesela küçük yerde yaşıyorsan hep aynı yere gidiyorsun abi. Ne yapacağız zaten? Bu müdavimi sayılır mı? Hayır. Ya. Biraz mecburiyet. Bu seçeneksiz. Ne alakası var? Tipsizlik müdavimlik sayılmaz. Kağızman'da evet, yaşıyorsak bir tane kahve vardır oraya gidersin abi. Onun için müdavim mi oldu? Kağızman'da 27 tane kahve var. Kağızman nüfusunu biliyor musun sen? Ben babam Kağızmanlı. Öyle mi? Evet. Hemşerim. Evet. Ya biz sallarken oradan sallayalım artık ya. Abi Candaş'ın şeyi de yok. Mesela masada da öyle. Sırf dükkanda değil. Gittim mesela bir yere. Hı. Sen ondan önce gidip bir yere oturduysan o masadan mutlaka kaldırtır abi. Bayağı kılmışsın abi ve sen. Ve iki masa seçeneğinden asla tutturamazsın onu. O zaman Candaş'a... Deniz kenarı otursan arkaya. Arkaya otursan deniz kenarı. Candaş'a bir müdavim dersek. Şöyle de huyları var mıdır mesela? Adamın adıyla hitap etmek. Oo Orhan'cığım geldik hadi bakalım. Bizim Mehmet falan abinin dükkanı. Adamın kendisine de öyle hitap eder misin? Seviyorsam söylerim. Seviyorsan. Hayır, ama ismiyle söylemem abi. Yani bey, abi neyse onu söylerim. Öyle mi? Ben öyle biri değilim. Aynen. O ses yok. Ayılık. Sebahaticiğim donat bakalım masayı arkadaşlar. Cim falan bende hiç yok. Ben kimseye cim demem. Cancığım, İsmailciğim bunlar bende yok. Ne dersin? Can abi işte İsmail. Mesela mekancı Orhan abi karşıdan geliyor. Seni de gördü. Sarılır öperim. Ne dersin?